bildiğim adam falan da değilim. Bunu da açıklamakta yarar görüyorum. Elimden geldiği kadar uzun yıllardan beri gerek halk oyunları, gerekse giysileri, gerekse eskileri hakkında bazı çalışmaları olan, bu konuyla ilgili de 3 tane yazılı kaynağı derleyen bir insan olarak sizinle birlikteyiz. Şimdi konumuz halk, geleneksel halk giysileri olduğu için ben de kendi yöreme ait giysilerle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Özellikle kadın konusunda daha çok konuşacağız. Erkek giysileri çok az bir süre bitirecek. Neden kadın konusu? Çünkü daha önceki ilk günde ve ikinci gündeki derslerimizde toplayabiliriz. Kadın giysileri. Özellikle diyorum bunu. Birincisi kırsal kesimde kadın giysileri, sahil kesiminde kadın giysileri, merkez ve merkeze yakın köylerdeki kadın giysileri. Böylesine üç ana başlık altında topladığımız giysileri, bir de kendi işlerinde Lazlar, Gürcüler, Azeri kökenliler, yerli halk, hemşinler, bir de Orta Asya'dan göçmen gelen Koşalar diye bir insan topluluğu var ki, bu da birçok insan ya da araştırmacılar tarafından halen keşfedilmiş değil. Bütün bu kadar insan topluluğunun, bir grubun bir arada yaşadığı bir ilde tahmin ediyorsunuz ki kıyafet çok çeşitli, arz etmesi çok doğaldır. Şimdi arkadaşlar, bu kıyafetleri kırsal kesimde işte dedik, sahil kesiminde dedik, merkez ve merkez köylerinde dedik. Şimdi bunları bir de kendi işlerinde Lazların kırsal kesimdeki kıyafetleri, Gürcülerin kırsal kesimdeki kıyafetleri, işte yerli halkın kırsal kesimdeki kıyafetleri gibi düşündüğümüz zaman da gerek renklerle, gerek motiflerle, gerek biçimlerle daha çok birbirinden farklılık arz ettiği hiç kaçınılmaz. Şimdi diyelim ki bir araştırmacı bir arkadaşımız geçen bir konuşmasında şöyle bir örnek verdi. Artvin kostümleri artık böyle olmayacak. Ben yeni bir kitap hazırladım. Bundan sonra Artvin kostümlerini böyle göreceksiniz gibi bir ön fikirde bir soru işareti bırakmak istedi. Asbelkader bir arkadaşımızın birisi kalkıyor, araştırmaya gidiyor. Tabii güzel bir olay. Ama atıyorum, diyelim bir ilçenin Gürcü köyüne gidiyor. Orada gördüğü bir kostümü, artık Artvin kız kostümü bugüne kadar yanlış giyiliyordu. Kostüm budur gibi çok böyle anlamsız bir şey anlatıyor burada. Bu da tabii doğru değil. Artvin kadın giysilerinde tam anlamıyla Lazlar'da çok farklılık, Gürcüler'de çok farklılık, yerli halkta çok farklılık. Bunun yanında genç, kadın, işte diyelim genç kız kıyafeti, Lazlar'da başka, Gürcüler'de başka, Hemşinler'de başka, çok çeşitli olduğu için tek anlamda bir ilk defa, kendinin ilk defa görmüş olduğu bir kostümü, hemen bu artık kostümüdür, bugüne kadar giyilenler doğru değildir gibi sözlerle tabi hitap etmesi artık bütün artık kostümleri olarak Türkiye genelinde bütün yarışmalarda günümüzde kullanılan elbiseler bunlardır. Bu elbisede, yani şu cepkende, şunda stilize edilen, sonradan eklenen tek şey şu korluktur. Şuradan aşağı kırmızı olan kısım. Niye mi? Biraz sonra onu izah edeceğim. Bu buraya kadar kısadır, yarı kola kadardır. Üç etek olarak da bu biçim olarak tam anlamıyla bugünkü haliyle de geçmiş haliyle de üç etek bu şekildedir. Sadece bu giyiniş açısından daha kolay, daha rahat giyinebilmesi için kolları stilize. Stilize de bu kazık, bunları, biçimi, motifleri ya da giyimi konusunda hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramamıştır. Bu kolun devamı olarak gözüken bu kırmızı parçadır. Yani rahat giyilmesi için, sahnede daha rahat hareket edilmesi için, kolları daha yukarıya rahat kaldırabilmesi için bu sahnede kullanması haliyle bunun devamı varmış gibi bu cepkenin altından görünür adet. Bunun dışındaki parçalarda fistan dediğimiz işte böylesine boydan boya bir elbise giyilir.
Bu doğal halidir. Bunun alt paçaları şu sırmalı olan yerler, büzgülü olanları da var, olmayanları da var. Stilize anlamda bunda herhangi bir şey yok. Sadece şu düşünülmüştür. Yine rahatlığı anlamında. Tabii ki yörede de böyle tek etek vardır. En kolay giyileni seçilerek böylesine basit bir etek giydiriyor. Ki bu Türkiye'nin her tarafında var. Şalvar olarak arkadaşlar renkleri her renk olabilir ama genelde renk uyumu ya da işte göze daha estetik görünmesi amacıyla sarı, daha değişik renkleri de kullanılabilir. Yani şu kostümde stilize dendiği zaman stilize edilen bir tek cepken de kollar eklenmiş olup üç etekte de kolların kesilmiş hali. Bunun dışında herhangi bir değişikliğe bu kostüm uğramamıştır. Ancak açıklamam gereken bir şey var burada. Bu kostüm, bu yörede bakın kadın giysilerinden bir takım resimler getirdim. Bunlar bizim kendi çalışmalarımızdır. Yaklaşık 100'e yakındır bu çalışma. Bu çalışmadaki bebekler yapma bebektir ama üzerindeki kostümlerin kumaşları 1930'lardan, 20'lerden, 25'lerden kalma giysi kumaş parçalarıyla bir bebek çalışmasıdır, bu manken çalışmasıdır. Bugün kırsal kesimde giyilen giysilerin hemen hemen birçoğunun örneğidir. Biçimlerin hepsi budur, sadece renkler değişebilir. Bunlar da giysi olarak bugün günümüzde halen yüzlü köylerinde ve kırsal kesimde günübirlik elbise olarak giyilen kostümler. Çok sıradan yapılmış kalibre ölçüyle genç kızlarımız paralarını, gümüş takılarını veya işte altınlarını falan takıp kendilerinin varlıklı bir ailesi olduğunu gösterme amaçlı takarlar. Ancak burada bir şey var ki şu kostümlerin üzerinde, şu gördüğümüz resimlerdeki kostümlerin üzerinde genellikle el tezgahlarında dokunan erhan ya da yazma dediğimiz örtüler kullanılır. Bir de ona örnek olarak şu parçayı verebilirim. Genç kızlar zaman zaman başına da böyle allı pullu bir şeyler giyebiliyorlar. Bu da genç kız olduğunu gösterir. Yaşlı kadınlar özellikle tek beyaz olan mermiş dedikleri, türkmen dedikleri yazmalar. İç gömlek. Bu mutlaka beyaz olur. Hakim yakı olur, beyaz olur. Bütün yerlerde olduğu gibi vücuda iç gömlek giyilir. Bunun üstüne iç etek dediğimiz, yani şimdiki çok İstanbul ya arkadaşlar, bu bütün olarak elbise halinde, bakın burada görüyoruz, bu bir fistandır. Bütün olarak burada bir fistandır. Böyle giyildiği zaman fistan, içten giyildiği zaman iç etek olarak giyilir. Yine alta şal var, üstte sıkma. Sıkma biraz önceki gösterdiğim yere bu. Bunun yapılış biçiminde üstte doğru daha da işten parça olarak yapıldığı zaman kadınlarımızda şey olarak, göğüslük olarak da kullanılmaktadır. Ancak yine çok eski bir şey göstereceğim ben size. Ortalama en az 70 yıllık bir gerektir. Bu da genç kız tarafından giyilen, genellikle genç kızlar tarafından giyilen bir cepkendir. Buna joga da diyorlar, cepken de deniyor, yelek de denilebiliyor. Şimdi arkadaşlar bir de yine bu yörede kofta. Kofta dediğimiz bütün bir giysi var. Çok eski bir kıyafet ama basit halde giymiş vaziyette. Bu da yine cepkenin altından kofta olarak giyilen, buna bağlı olarak altından koftan diye adlandırdığımız beştamal gibidir kendisi, ancak elbise olarak giyilir. Bir taraftan bu bağlanır, arka taraftan bunu bağlar, üstüne bu cepkenini giyer, önüne dön. İsterseniz bir gösterelim. O arka yüzünü. İsterseniz arkadaşa bakalım.
Hoca dilime düşme. Zaten yazacak bahane arıyorum. Düşme dediler. Şimdi kırsal kesimdeki yaşayan Gürcülerin günlük kıyafetlerinden en çarpıcı örneği budur arkadaşlar. Ama tabii ki bunlar şey elbisesi değil. Bir de şimdi bu el yani bizim yöremizde de oyun kıyafeti anlamında, geleneksel anlamda kostümler olmakla beraber oyun kıyafeti ne bulur ne bulur. Ama toplum olarak şu anda bir oyun kıyafetimiz var. Kırsal köylerimizde günlük giysi modeli bu arkadaşlar. Tabii ki bu peştemalar. Bu peştemalar kırma peştemalar. Ortalama 40-50-60'a varan kırmaları var üzerinde. Bunun düz halinde olan peştemalar iş esnasında. Bu günlük kıyafette kullanılan bir peştemal. Giysi modeli bu. Burada örneklerini görebilirsiniz. Aynı kostümün önden arkadan. Hocam bu giysilerle iş yarışmalara falan geldi. Yok. Giymedik. Neden? Tabii açıklıyorum orada. Öyleyse yarışma demek, sahne demek, sanat demek. Sanatta en güzel estetiği yakalayacaksın. En güzelini giyeceksin. Hatta ben çok açık söylüyorum. Kilise anlamında da mümkün olduğu kadar yorumlarını yapacaksın. Ben yapıyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Size şimdi bu anlamda bir yelek daha göstereceğim. Bu da çok eski bir yelek arkadaşlar. Bu kız erkek diye bir ayrım yapılmıyor. Ben bir kadından aldım. Kendinin giydiğini de, eşinin giydiğini de kuşak giydiği zaman bunu da yaşlı, evli kadınlarımız giyiyor. Şimdi arkadaşlar, kadınlarda bize ayağa giyilen giysilerimizde de her yerde olduğu gibi yine yün çorap, desenli de olabilir, desensiz de olabilir. Çarık, çapula, yemen. O da çağla birlikte çarıktan çapulaya, çapuladan yemeneye doğru gelişmiştir. Kıl da son derece güzel bir çorap. Erkekler de giyebiliyor, kadınlar desenli. Genelde erkekler düz beyaz giyer. Şimdi arkadaşlar, giysi konusunda Artvin'i böyle 5-10 dakikaya anlatmak kadar 1877-1920 yılları arasına kadar 43 yıl Ermenilerle Ermeni işgali altında kalmış bir yerimizdir. Bu demektir ki 43 yıl yerli halk, Gürcüsü, Lazı, Azerisi, Hemşinlisi hepsi 43 yıl Ermenilerle iç içe yaşamış bir yıldır. Ve günün birinde bu Ermeni zulmünden kurtarabilmek için insanlar gönüllü örgütler kurmaya çalışırlar. Bu örgütler kurulur. Bunların adına çete denir. Halk çeteleri. Gönüllü halk çeteleri arkadaşlar. Bu çeteler eşkıya değildir. Yaşayan halkın menfaatlerini koruyabilmek için, yaşayan halkın adaletini, bugünkü yasa görevini yapmak için kendi ilkeleriyle Ermenilere karşı mücadele eden bir gruptur.
Bu grup, yani Artvin erkek kostümlerinin doğuş sebebi, yani genel anlamdaki tarihçesi budur. Artvin'de ki şu anda giyilen, halk oyunu giysisi olarak giyilen kostümler halk çetesi kostümleridir. Ama bundan önce neler giyiliyordu? Önce onlardan size bir örnek parça göstereceğim. Daha sonra bu halk çetelerinin giydiği kostümlerin doğuş sebeplerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bundan önce, bu çete giysilerinden önce bu yörede de arkadaşlar yine kilot pantolon denilen, diğer bir adıyla İngiliz kilot pantolon denilen böyle bir pantolon giyilir. Uzun geziyor. Arkadaşlar bu pantolonun net tarihini söylüyorum. 80 yıl. Ve saklanan bir pantolonu aldık geldik. Çünkü çok önemli bir çalışmamız var. Size çalışması. O yüzden bir sürü parça var elimizde. Bir bölümünü getirebiliriz. Böyle bir İngiliz pilot pantolon giyilir. Ya da boş tuman giyilir. Yani boş tumanın örneği nedir? Onu bir göstermeye çalışayım. Şunun botursuz hali arkadaşlar. Şu arkası olmayan hali. Boş tuman. Yani şalvar gibi. Ama Adana şalvarı gibi. Ya da diğerleri gibi bol değil. Dar paça, zıpkın gibi. Boş şalvar giyilir. Bu üst kısımda erkeklerde yine bu çete kıyafetinde olduğu gibi böyle bir cepken giyilirdi. Ama arkasında bir takım körükleri olan, bakın model olarak bugünkü kıyafetlerde hiç göremeyiz. Bu neslinin en son örneği diyebilirim. Hakikaten bir tane bulabildik. Arkada böyle bir körüğü olan, ön tarafta da kaytan işlemesi olan, sırma hiç kullanılmadan kaytanlarla omuzlarda işte batka havası falan veren böyle bir cepken. İçinden de normal bugünkü giydiğimiz hakim yaka, çizgili, desenli, desensiz gömlekler giyiliyordu. Bu gömleğin çeşitli renkleri rastladı. Çok fazla özelliği olmayan bir şekilde. Erkek giysilerinde çok fazla ayrıntı göremedik, bulamadık çok uzun yıllar uğraşmamıza rağmen. Ama hakimiyet olarak bugünkü günümüzde kullandığımız şu giysiler arkadaşlar, dediğim gibi çete giysileridir. Bunlardaki siyah renkteki amaç şudur, askeri amaçlıdır, kamufle amaçlıdır. Çünkü suvarı bir toplumdur, savaşacaktır, Ermeni zulmü vardır, buna karşı kurulmuş bir örgütün kıyafetidir. Bu kıyafeti siyah giyip kamufle düşünmüştür. İşte şu arkasındaki sırmalar orada düz haliyle yapılmış. Bunlar biraz daha bu şekilde yapılması gerekiyor. Bu coğrafi konumu adlandırıyor. Ön tarafta mermiliği falan, fişekliği, kendi cephaneliğidir. Bunun üzerine biliyorsunuz böyle bir yine mermiliği vardır. Elinde de kütüklüğü vardır. Ya da saçaklı kemeri vardır, çerkez kemeri. Bu tam anlamıyla bir çete kıyafeti. Kollarında arkadaşlar genellikle işte o eski Rus peşlisi denilen mermilerin resimleri çiziliyor o tiplerle. Bu biraz daha büyütülmüş hali ama bunların daha orijinallerine baktığınız zaman gerçekten bir mermi olduğunu görürsünüz. O zamanki çetelerimiz kıyafetlere bunları yansıtmışlar. Başta yine kabalak, başa giyilen böyle bir kabalak, bağlanış biçimlerini biliyorsunuz. Gördüğünüz için ben fazla önemsemiyorum. Ayakta çizme arkadaşlar. Ata binen herkesin çizmesi olduğu gibi bu yörede de düzenli bir ordu savaşı olmadığından halk kendi haline bırakılmıştır. Kahramanmaraş gibi Kahraman Artvin ilk sıraları alması gerekirken nedense bu ismi alamamıştım. Ona da bir espri olsun diye söyledim. Yani halk kendi çabalarıyla Ermeni zulmünden böyle bir örgüt, böyle bir çete kurarak 1920'den Batum şehrine kadar bu mücadeleyi devam ettirip geride kalan sahalar bizim olmuştur.
Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bir şekilde yani diyelim Yemen'i bir elimizde başa giydi, bir elimizde ayağa giydi. Burada da bizde erkek kostümlerinde işte şunun adına cepken, çokar, çakar. Bir de bunların en üst giysisi olarak her yerde olduğu gibi saka. Yani doğuda abar olarak giyilen kostüm giysi, bizde de saka olarak en üstte giyilen elbisedir. Bunun yanında arkadaşlar çizme giyilmediği zaman, kostümü gösterelim. Çizme giyilmediği zaman çarık giyildiği hallerde tozlu. Bu da orijinaldir. Yine tezgahlarda dokunan, yani diz altına kadar. Ortaya gelebilir misin? Tozlu. Bu tozlu, Gürcüce ismi de zangaldır arkadaşlar. Zangal. Zangal derler. Yine ayakta da arkadaşlar, varlıklı olanlar, zengin olanlar körüklü çizme, olmayanlar normal çizme, hiç olmayanlar da çarık giyerler. En son ihtimal çarık giyerler arkadaşlar. Şimdi artvin konusunda gerek erkek giysilerinde gerekse kadın giysilerinde benim söyleyeceklerim bu kadardır. Dediğimiz gibi işte savaşta kavgada kullandıkları bölüm kama örneğidir. Bu sadece bununla ilgili oyunlarda biliyorsunuz. Horami ya da Acara Oranı ya da Orta Batum dediğimiz üç ayrı isimli olup tek oyun olarak oynanır. Bu oyun oynandığı zaman kullanılır. Çünkü bu bir oyun aracıdır. Aksesuar olarak takılmaz. Şayet bu oyun oynanıyorsa bu araç, bu kama kullanılır. Bunu da bilgilerinize arz edeyim.